Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer. Buyurunuz Sayın Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 20. maddesi üzerine partim İYİ Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle jeotermal alanlar, milli parklar, orman alanları, koruma alanları, plajların yetkisi tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bırakılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektörün önünü açması, işlemleri hızlandırması, çok başlığa son vermesi bizlerin de istediği yetkilerdir. Fakat önerilen maddeler bakanlığın yetkililerinin sınırsız artırıldığı, bakanlığın yapabileceği bir yanlışın denetimi ve hesap verilebilirliği olmayan bir teklif olarak meclise getirilmiştir. Çevrenin ve doğanın korunduğu, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, koruma ve kullanma dengesi sınırlar içerisinde sürdürülebilir turizm ana ilkemizdir. Olabilecek hataların telafisi mümkün olmayıp turizme ve ülkeye kalıcı zararlar verebilecektir. Turizm sektörü şu anda mevcut kredilerine yapılandırma, sicil affı, kayıt dışı faaliyetler gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Bu sorunlara çözüm olacak bir tane dahi öneri teklifte yer almamaktadır. Turizmin geleceği ile ilgili eğitim, Ar-Ge, salgın sonrası turizm gibi konularda hiçbir öneri bulunmamaktadır. Mevcut yasada turizm öğrencilerinin turizm kurumlarında staj yapma, çalışma sorunları vardır. Bu sorunlar bu kanun teklifinde ele alınmamıştır. Ülkemiz doğal çeşitliliği, tarihi kültürel değerleri ve iklim özellikleri bakımından eşsiz bir potansiyele sahiptir. Biz İYİ Parti olarak bu potansiyelin etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik turizm politikaları oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Turizm potansiyeli sürdürülebilir kılmak, çevrenin, doğal dengenin tarihi ve kültürel varlıklarını özenle korunmasına bağlıdır. Tüm bu kriterler gözetilerek turizm sektörünü en iyi şekilde değerlendirecek önlemler alınması gerekmektedir. Sektördeki potansiyeli ve canlılığı artırmak ise turizm sezonunu senenin tamamına yaymaya bağlıdır. Bu amaçla klasik sahil turizminden başka kongre, doğa, spor, yat ve sağlık turizmine uzanan çeşitlilikte turizm politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Turizm değerlerimizi korumak, kalitemizi artırmak, zamana ve ülke sathına yaymak, ülkemizi dünya turizminde öne çıkaracak tanıtım kampanyalarını bu ihtiyaca göre yapılandırmak, turizm sektörüne yönelik temel ilkelerimizi oluşturması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 20. madde ise ormanlık alanlara yapılmış turizm tesisleri ve bunların tahsisleri ile ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır. Anayasanın yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir hükmü gereğince tüm bu alanlar doğal gençleştirme ya da ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar orman haline getirilmelidir. Maalesef hepimiz görüyor ve takip ediyoruz ki orman yangınları sonrası dikilen ev ve oteller maalesef yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair kafalarda şüphe bırakmaktadır. Biz İYİ Parti olarak yanan veya yakılan ormanlık alanlara otel yapılmasına kesinlikle karşıyız. Yanan ormanları daha güçlü bir şekilde ağaçlandırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Ormanlar iktidara değil devlete aittir. Ormanlar çıkarcı rant gruplarına ait değil millete aittir. Ama maalesef dediğim gibi yanan ormanların yerine yapılan işletmeleri, otelleri, turizm tesislerini gördüğümüzde siyasi irade ormanları kendi malı zannederek ormanlık alanları ya bir turizm tesisi ya da bir maden ocağı olarak görmektedir. Bu düşüncenin sonucu genellikle kıyı bölgelerde kasıtlı, faili meşru çıkarılan orman yangınlar sonucu ormanlık alanların yoğun bir şekilde azaldığı ve betonlaşmanın arttığını görmekteyiz. Geleceğe bırakılacak en önemli mirasımız olan ormanların kötü yönetiminden dolayı kaybolduğunu görmekteyiz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanlarımızdan
elimizi çekmemiz gerekir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.